Yarın başlayacak olan olimpiyatlar öncesinde Çin medya grubu muhabiri Wu Fan'la bir bağlantı kuracağız. Sayın Wu Fan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Merhabalar. Evet. 4 ila 22 Şubat tarihleri arasında 2022 Beijing Kış Olimpiyatları yapılacak ama bugün de müsabakalar açılış töreninden önce başladı. Öncelikle Kış Olimpiyatlarında nasıl bir hava var? Bugünkü atmosferi sizden dinleyelim. Evet, aslında bugünlerde Çin'de önemli geleneksel bayram, Bahar Bayramı'na rastlanıyor. Bütün Çinli vatandaşlar mutlu bir atmosferde kış olimpiyatlarını açılmasını bekliyorlar. Beijing Kış Olimpiyat oyunu, Beijing'in şehir merkezi, Yanqi mahallesi ve Zhangjiakou kenti dahi 3 bölgede düzenlenecek. 2008 Beijing Yaz Olimpiyatlarında yüzme salonu olarak kullanılan su küpü, buz hokey salonu olarak kullanılmak üzere buz küpüne dönüştürüldü. Beijing'de bulunan Şougang Demir Çelik Fabrikası'nın kalıntıları da Beijing Kış Olimpiyatları Parkı olarak yeniden tasarlandı ve inşa edildi. Park, serbest stil, kayak, artistik patinaj ve curling dahil birçok daldaki müsabakalara ev sahipliği yapacak. Beijing 2022 Kış Olimpiyatları meşale koşusunun Beijing ayağı dün başladı. 3 gün sürecek meşale koşusunda 1200'ün üzerindeki kişi meşaleyi taşıyacak. Olimpiyat meşalesi 4 Şubat günü Çin Ulusal Stadyumundaki ana meşale kulesine getirilecek. Kış olimpiyatlarının açılış töreni yarın akşam saat 8'de Beijing'de kuş yuvası olarak bilinen ulusal stadyumda başlayacak. Rusya, Kazakistan, Singapur ve Suudi Arabistan dahil 25 ülkenin liderleri söz konusu törene katılacak. Yani hepimizin şimdi ilgi gösterdiğimiz diğer konu kış olimpiyatlarda salgınla mücadele önlemleri nasıl olacak, değil mi? Bu arada Beijing Kış Olimpiyatlar Organizasyon Komitesi benim 2022'sin isimli bir cep telefon uygulaması da çıkardı. Bu uygulama Olimpiyat oyunları sürecinde salgın tedbirleri için hayati önem taşıyor. Uygulamaya başvuru yapanlar her gün kendi sağlık durumunu internete yükleyebilirken navigasyon, çeviri, yemek gibi açılardan kolay hizmetlere de erişebilir. Benzer mobil uygulamalar geçen yıl düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları sırasında da kullanıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı, Beijing Kış Olimpiyat Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Juan Antonio Samaranch Junior yaptığı açıklamada Beijing Kış Olimpiyatları için aranan salgın önlem tedbirlerinin güvenli ve etkili olduğunu belirtti. Ayrıca kapalı döngü yönetimi altındaki olimpiyat köyünün dünyadaki en güvenli yerlerden biri olduğunu dile getirdi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 139. Genel toplantısında video konferansı yoluyla yaptığı açıklamada dünyanın Çin'den beklentileri bulunduğuna ve Çin'in de bunun için hazır olduğuna dikkat çekti. Dünyaya sadık, güvenli ve mükemmel bir olimpiyat şenliği sunacaklarını söyleyen Xi, daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü ve hep beraber temasıyla olimpiyat ruhunu hayata geçireceklerinin altını çizdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach söz konusu toplantıda 2022 Beijing Kış Olimpiyat Oyunları'nın tüm hazırlıkları tamamlandı. Güvenli ve görkemli bir olimpiyat şenliğinin kısa süre sonra perdesi açacak. Beijing dünyada hem yaz hem de kış olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan ilk çift olimpiyat kenti olacak. Yarın akşam Çin'le birlikte tarih yazacağız diye konuştu. Böyle yani olimpiyat oyunlarıyla haberler bu kadar. Wu Fan, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Biz de heyecanlı olimpiyat oyunlarını takip ediyor olacağız. Gelişmeleri sizden almaya devam edeceğiz. Size kolaylıklar dileyelim. Biz de buradan Beijing'e selamlar. Takipte kalacağız. Hoşça kalın. Teşekkürler, sağ ol.